Selamünaleyküm. Arkadaşlar bir şeyi doğru şekilde eleştirdiğiniz zaman güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Hatta ülkemizde yani para çok değerli. Ekonomik krizde miyiz? Krizde. Onun için bir şeyler alırken, bir şeyler satarken yani her alanda parayı güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa benim gibi kripto paralarda batabilirsiniz. Şu an dibi görmüş durumdayım ya. O konuya hiç girmek istemiyorum. Bir daha kripto al sat yapmam abi. Yapmam. Hatırlıyorsunuz aylar önce çok ağır bir şekilde Ryzen 3 4100 ve Ryzen 5 4500 işlemcilerini eleştirmiştim. Ve bu eleştirme sonrasında fiyat performans anlamında bu işlemcilerin ne kadar başarısız olduğunu sizlere söylemiştim ve bugün o zamandan bu zamana acaba video içerisinde vermiş olduğum şu tavsiye ama illaki bu işlem almak zorundaysan şu şekilde alabilirsin. Ryzen 3 3100'den çok fazla bir fiyat farkı varsa ve almak o anlamda mantıklıysa 4100'ü alabilirsin. Veya da bir sistem çıkmıştır Ryzen 3 4100'le ile ve fiyatı gerçekten çok düşüktür alabilirsin. AMD'nin dikkatini çekti mi? bunu uyguladı mı? Bu işlemcileri ben hep yakından takip ediyorum ve gelişmeler var. Ama burada Ryzen 3 4100 baştan bir söylemek istiyorum. En yakın rakibi 10100F işlemci oranla fiyat performans anlamında halen çok başarısız. AMD'nin bu işlemciye çok ciddi şekilde indirim getirmesi gerekiyor. Zaten bu işlemci de benim anladığım kadarıyla sistemlere baktığım zaman boş vermiş durumda. Ama Ryzen 5 4500 odak noktamız çünkü son zamanlarda bakıyorum hep sistemlerde Ryzen 5 4500 kullanılıyor. Peki İlk bu Ryzen 5 4500 piyasaya çıktığı zaman fiyatı bunun neydi? Dediğim gibi Ryzen 3 4100'ü bırakıyorum. Çünkü fiyat performans anlamını zaten söylüyorum. Beğenmiyorum. Yani ama 4500'de fiyat performansı korumak için uğraşıyorlar. Fiyatları görüyorum. Şimdi bak ne yapacağız? Bak o zaman donanım her şeyi forumda açmış olduğum konuya gidelim arkadaşlar. O konuda ilk önce dolar kuruna bakalım arkadaşlar. 14.6 Türk lirası ve bugüne geldiğimiz zaman dolar neredeyse 2.5 lira artmış arkadaşlar. Ve buna rağmen bakın ilk çıktığı zaman Ryzen 5 4500 minimum 2669 Türk lirasıymış. 10400F işlemci ise 1998 Türk lirasıymış minimum. Akakçı'ya giriyorum. İlk önce 10400F yapalım. Bak minimum bulabildiğim fiyat güncel olarak 2199 Türk lirası. O günden bugüne dolar 2,5 lira artmış ve işlemcinin fiyatı 2000 liradan 2199 liraya çıkmış. Ama Ryzen 5 4500'e geldiğimiz zaman şu anda Türkiye'den minimum Bakın bulabildiğimiz fiyat 2437 Türk Lirası. Yani dolar 2,5 lira artmasına rağmen işlemciye zam değildi indirim gelmiş. Yani bu yapmış olduğum videonun burada çok büyük bir etkisi olduğunu zaten görebiliyoruz. Çünkü bu işlemcilerin biri çıkıp da ya kanka fiyat da abi değil neyse onu söyleyeceksin ama burada AMD'nin atmış olduğu adım gerçekten önemli. İşlemcinin hani dolar artmasına rağmen işlemciye bir indirim gelmesi güzel bir hareket. Ve o günden bugüne dolar kuru %16 artmış. Ryzen 5 4500'ün fiyatı ise %10 düşmüş. Burada döviz kuru farkını ve fiyat farkını topladığımız zaman toplamda %26 seviyesinde bir indirim gelmiş oldu. Yani yaptığımız içerinin işe yaraması güzel bir şey ama asıl noktaya geldiğimiz zaman işlemci ve anakart maliyeti ne durumda? Bakın 15 Nisan'da onu da yani size göstermişim. 15 Nisan'da AMD Ryzen 5 4500'de Buna minimum bir B450 anakart aldığımız zaman maliyeti 3096 Türk lirasıymış. 10400F ve minimum H510 anakart varmış o zaman ve bunların toplam maliyeti ise 2879 Türk lirasıymış. Yani bakın o zaman 15 Nisan'da 10400F'li bir sistem Ryzen 5 4500'lü sistemden bir tık daha performanslı ve buna rağmen Intel sistem daha ucuz kalmış. Ama bugüne geldiğimiz zaman hemen bu işlemcilerimizin yanına bir anakart ekleyelim. Bakın Galax'ın anakartı var arkadaşlar 512 lira. Şu anda Ryzen 5 4500'lü sistemin toplam maliyeti anakartla birlikte anakart ve işlemcinin maliyeti 2949 Türk lirası. Şimdi 10.400 F'e geldiğimiz zaman 2.199 lira artı bir de anakartın maliyetine bakalım arkadaşlar. H410 bizim için yeterli. Minimum bir H410. Bunun da fiyatı 9.99 Türk lirasıymış. Ve bunun maliyeti ise 3198 Türk Lirası 15 Nisan'da Ryzen 5 4500 ve anakartın toplam maliyeti Intel sistemi oranla 200 lira daha pahalıymış Bugüne geldiğimiz zaman dolar kuru artmasına rağmen Ryzen 5 4500 ile sistemin maliyeti şu an 250 lira daha ucuz Şimdi sonuca geldiğimiz zaman yaptığımız içeriklerde direkt olarak bakın bunları etki ettiğini görebiliyorsunuz Ama burada şunu net bir şekilde söylemek istiyorum Ben halen de Ryzen 5 4500 ile indirim görmek istiyorum yani en azından bir %10'luk, %15'lik bir indirim daha istiyor. Ryzen 5 4500'ün fiyatının 1999 lira olması gerekiyor. Ama hazır sistemlerde iş değişiyor. E-ticari sitelerle zaman şunu söylüyorlar. Bu işlemcilerle kurulan sistemler Intel rakibine göre çok ciddi şekilde indirimle geldiğini söylediler. Ama dediğim gibi tek tek toplamaya kalktığımız zaman ben Ryzen 5 4500'ün de şöyle canlı canlı 1999 lira yazmasını bekliyorum. Yani en azından 10400F'in altına tık inmesi gerekiyor. Ha burada gel gerçekten de AMD'nin anakart tarafında bir avantajı var. Yani Intel'de minimum 1000 liraya anakart buluyorsun. AMD'deki anakartlar 500 lira. Yani 500 liraya bulabiliyorsun. Hatta git ne bileyim A320 kampanyası olur. 400 liraya falan bulabiliyorsun. Ama yine de Ryzen 5 4500'ün yani totalde anakart ve işlemci maliyetinde %10'luk ve 15'lik bir indirim daha bekliyorum. Bunu söylüyorum ve bence hedefimize ulaşacağız. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü biz son kullanıcıyız abi. Bu kadar basit. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. AMD'yi severim. Hatta donanım her şeyi forumda en büyük reklam yerine sahipler. Ama beni çalıştığım herkes bilir. Reklam vermesi onu eleştiremeyeceğim anlamına gelmiyor. Ve AMD'nin de bu eleştiriyi dinleyip aksiyon alması, işlemcilerde indirim uygulaması ve gerçekten de e-ticaret sitelerine fiyat performans olarak işlemcileri sunması çok çok güzel bir hareket. Zaten olması gereken şey de bu. Yani şunu bekleyen birisi var mı bilmiyorum. Ben donanım arşivine reklam verdim, banner çıktım, ücretli içerik yaptırdık ama donanım arşivi bizi eleştiremez.